Yumuşak doku sarkomların tedavisinde tabi öncelikli olarak teşhisi doğru koymak her şeyden önemlidir. Bir yumuşak doku sarkom hastasını değerlendirdiğimiz zaman önce teşhisi ne kadar erken koyarsak tedavideki başarı oranımız da o kadar yüksektir. Hastaya dokunmadan önce gerekli radyolojik incelemelerle, MR gibi, ultrason gibi, tomografi gibi incelemelerle hastalığın paternini, görüntüsünü önce ortaya koyarız. Eğer radyolojik olarak bunun bir yumuşak doku sarkomu olduğunu düşünür isek hastanın evrelemesini yaparız. Yani bu kanser vücuda yayılmış mı, yayılmamış mı? Yayılmışsa nerelere yayılmış, kaç yere yayılmış bunları araştırırız. Erken aşamada yakaladığımız zaman da sıra bunun adını koymaya gelir. Bunun için de biyopsi yapmamız gerekir. Biyopsi yaptıktan sonra bu hastalığın tanısını koymuş oluruz. Tanısını koyduktan sonra da hastalığın tipine göre, bu hastalığın derecesine göre ve yayılma evresine göre de tedavi algoritmalarımız değişiklik arz etmektedir. Elimizde birçok silah bulunmaktadır. Bu silahlardan en önemlisi, yani bu hastalığı tedavi edecek en önemli tedavi yöntemi elbette ki cerrahidir. Ama cerrahinin de başarısı ancak erken teşhis ve uygun cerrahi yapılırsa karşımıza çıkacaktır. Ancak bu şekilde başarı elde edilebilecektir. Elimizde cerrahi dışında da kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere ışın tedavisi ve kemoterapi, ilaç tedavisi olmak üzere bu tümörü küçültmeye yönelik. Bazen ameliyattan önce, bazen de ameliyattan sonra da kullandığımız tedavi yöntemleri vardır. Ancak yumuşak doku sarkomlarının primer, öncelikli tedavisi cerrahidir. Bunu bir elmanın çürüğüne benzetebiliriz. Cerrahide de geniş sınırlarla çıkartma, tedavi başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Yani başarısız cerrahi eşittir hastanın hayatının kaybı, başarılı cerrahi de eşittir hastanın hayatının kurtarılması diyebiliriz.